Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 17 Ekim Cumartesi Ankara Yarış Programı'nda tekrar sizlerle beraberim. 8 koşulu bir programımız var. Bir altınımız var. Altılık aynımızın başlangıç koşusu 3. koşudan itibaren start alıyor. Evet güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle tüm sevdiklerinizle bol kazançlı bir hafta sonu geçiririz diyorum inşallah sevgili dostlar. Evet birinci dörtlü gayonu oynayan arkadaşlar, yedili plası oynayan arkadaşlar, ikili çifte değerlendirip oynayan arkadaşlar için de sizlere önereceğim birkaç atım var onları sizlerle paylaşacağım. Birinci koştan itibaren start alacak olan. Birinci dörtlü gayrımızın başlangıç çay oluyor. Handikap 16. 4 yaşlı Araplar 2200 metre çimle start alıyor. Evet 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 3 ile 4 nolu atlarımız ekürü olarak start alıyor. Evet burada Ercan Çankay ile Aprant arkadaşımızla ilk defa start alacak olan derdi yok. Bu grubu geçmesini bekliyorum ilk şans vereceğim atım olacak Hatta banko bile kuponumuza değerlendirebiliriz sevgili dostlar ikinci şans atımızda 5 numara ceceli o da Akın Sözen'le ilk defa start alıyor son koşusunu 1600 de ikincilikte ayrılmıştı Evet bu e, mesafede Bence başarılı olacağını düşünüyorum yani o da Ercan'la ee, şanslı olur diyorum. Biri derdi yoku kafaya alıp arkasına ile bağlayıp ikiliyle de deneyebiliriz sevgili dostlar. Ankara'da şartlı 5'te bu mesafede 2200 çiminde güzel bir koç sergileyip kazanma başarısı da göstermişti. Müslüm Çelik'le yine kazanmaya yakın diyoruz. Biri e, yani bankoda kuponumuzda yer verebiliriz. İkili oynayan arkadaşlar da ile arkasına ceceliği bağlayabiliriz diyorum sevgili dostlar birinci koşumuzda. Evet ikinci koşumuz Yedir Plasamızın da başlangıç ayağı kısa vadeydi. 3 yaşlı İngilizler 2100 metre kumla start alıyor. Burada da kazanmasını beklenen Ahmet Çelikle start alacak olan harika uyum içerisinde olan güzel ellerde bakılan sevgili dostlar Ahmet Çelik de 10 kere koşup Üçünde kazanma başarısı gösteren Hayalet Kız bank olarak sizlere önereceğim. Tek ciddi rakibi var o da 3 numaram Mehmet Akyoz'a o da 4 kere start alıp 3'ünü kazanma başarısı gösteren bu iki atın kapışması birinciliği belirler. Ama ben burada Hayalet Kız'ın foto önde geçeceğini düşünüyorum. 3 nolu atımız da ikincilikte kalır diye düşünüyorum. Böyle bir ikili de deneyebilir sevgili dostlar. Çiftte oynayacak arkadaşlar da 1 numarayı sizlere derdi yoku e, bank olarak önermiştim Ercan'la hemen arkasında da hayret kız 1 ve 2 çiftlere deneyebiliriz diyorum sevgili dostlar evet 3. koşu handicap 16 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre kumla start oluyor 6'lı gayenimizin başlangıç ayağı evet 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz evet burada İlk şans vereceğim atım hakim şah olacak. E, Mert Gökalp Aslan'la Apran Targım ikili iki yapan hakim şah yani bir dört günlük bir arası var. Son koşusunu e, kazanma başarısı gösterdi. Hatta sizlere de önermiştim. E, sonlarda etkili gelir ve kazanır dediğimiz hakim şah dört gün aradan sonra tekrar bir koşu görecek. Bakalım nasıl bir sonuç elde edecek. E, etkilenmezse yine kazanmaya yakın görüyorum ilk şans vereceğim atım olacak 3 numara Hakim Şah. İkinci atım bir numara Kara Derviş o da Ercan Çankay'la Aprant arkadaşımız ilk defa start alıyor. 35 günlük bir aradan sonra dişlik yarış seyredebiliriz. Kazanmaya yakın gördüğüm iki biri de ikinci şanslı atım olarak önereceğim. Üçüncü atım iki numara Mehmet Akgöz'da o da 14 kere koşup birini kazanma başarısı gösteren e, o özlediği birinciye bunun da yakın olduğunu düşündüğüm 2'yi de 3. şans saf olarak önereceğim. 4. atım 5 numara Samet Erkuş'la o da e, iyi bir koşu çıkaracağını düşünüyorum bu mesafede son koşun Kocaeli 1400'de dördüncülükle ayrıldı Ankara'ya geliyor şanslı olur diyoruz 5 ile kuponumda dördüncü atım olarak önereceğim 5. atım 7 numaralı King Hişman çizikle iki sefer koşup birinde kazanma başarısı gösterdi uzun mesafede şimdi bu kısalan mesafede e, bakalım nasıl bir sonuç elde edecek mutlaka bunu da değerlendirelim diyorum mesafe kısa da olsa Hişman'la şanslı olacağını düşünüyorum. King Tadaş'ı sizlere 5. atım olarak önereceğim. Son olarak da Karma Felsefesi. Bomboş kilo ile Ali Kaçmaz daha 7 kere start aldı. Birinde kazanma başarısı gösteren Handikap 15'te 1500 metre mesafede güzel bir koşu çıkartıp kazanan yine kazanma yakın görüyorum. Buranın sürprizinde gerçekleştirebilir. Onu da karma felsefesinde mutlaka kuponumuza ilave edelim. Altılı gayrımız başlangıç ayında 3, 1, 2, 5, 7 ve 10 nolu atlar. Benim için şanslı gördüğüm atlar safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet dördüncü koşu şartlı bir iki yaşlı İngilizler 1200 metre çimle start alıyor. İlk defa start alacak atlarımızın bir arada olduğu bir koşu olacak. 12 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Tabii ki ilk dileğimiz kazasız belasız bir yarış geçirmeli temenni ediyoruz. Evet burada bakıldığında e, orijin olarak ve de çalışma olarak ön plana çıkan e, o da bir kanık orijin olan 6 numara Ahmet Çelik'le çok şanslı olur diyorum. 6 ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım 5 numara Mücahit Bayır'la o da bil kurulardan çıkıyor sevgili dostlar. Çıkışta kafaya alır beyaz bayrak aynı yarışı seyredebiliriz. 6 ve 5 bu gruptan e, gerçekten bir iki adım önde tutuyorum sevgili dostlar. E, hem çalışma olarak hem şey olarak, orijin olarak Kaneko gibi güçlü orijinden gelen 6'yı kazanması normal sonuç diyorum ama ilk defa start alacakları için biraz fazla atla geçme taraftarıyım. Üçüncü şanslı safkanım da 3 numara olacak. E buranın sürprizini gerçekleştirir Burhan kılıçla iyi hazırlıklar geçirmiş bu koşuya güzel hazırlıklarla zaten devamlı hep Burhan e, kılıçla çalıştırmış atı da tanıyor nasıl gideceğini nasıl edeceğini bakalım güzel bir koşu geleceğini düşünüyorum 3 nolu atımızdan Can Reis'ten. Evet dördüncü atım 7 numara olacak. Hişman çizikle start alacak olan şanslı olacağını Düşündüm Yediyi de dördüncü şanslı safkanım olarak önereceğim. Beşinci atım 11 numara. Mert Gökalp Aslan Naprantlar karşımızda start oluyor ve de son olarak da 2 numara Burgaz olacak Gökhan Kocakaya ile o da şanslı olur diyorum. Sıralama 6, 5, 3, 7, 11 ve 2 nolu atları ikinci koşumuzda yer vereceğim atlar olacak. Evet 5. koşumuz 6'lı gayrımızın 3. ayağı oluyor. İkinci dörtlü de ayınımızın başlangıç aya satış 3 3 yaşlı Araplar 1400 metre çimle start alıyor Evet burada da 3 at sizlere önereceğim kuponda yer vereceğim 3 atı sizlerle paylaşacağım ilk şans vereceğim atım e, Yalazalp Yalaz olacak Ahmet Çelikli ilk defa start alıyor bu çim performansında bu mesafede güzel bir koşu çıkartıp maydene veda etmişti. Müslüm Çelik'le şanslı olur diyorum tekrar. Mutlaka kuponumuza yeri olsun. Ahmet Çelik'le de şanslı olur. Kazanmaya yakın görüyorum. 3 nolu atımızı. İkinci atım 2 iki numara. Can Faruk, Müslüm Çelik'le o da start alıyor. Güzel çim performansı var. Son çim performansı Handikap 14'te. Üçüncülük dahilinde işman çizikle start almıştı. Değişen jokeri Müslüm'le de şanslı olacağını düşündüğüm ikiyi de üçün, ikinci atım olarak önereceğim. Son olarak 9 numara uçan soylu mu olacak sevgili dostlar? Bakmayın 5.likleri bizi aldatmasın. Ee, bu 1300 metre mesafede maydana veda ederken güzel bir koşu sergilemişti. Kazanma başarısı gösterdi. Ondan sonra bir yine gene e, 4te 1400 metre çiminde e, Uçan Soylum sevgili Ercan Çankaya'yla 5'incilik dağıldı de ama derecesi gerçekten tatminkar harika bir dereceye sahip. Mutlaka kuponumuza 9 no atımızı Uçan Soylu'yla Mustafa Kemal Kumbas'a la karışımızda şanslı olur diyorum. 9'lu kuponumda yer vereceğim. Sıralamam 3 2 ve 9'lu atlar olacak. 6'lı gaynımızın 3. ayağında. Evet 6. koşumuz handikap 16 3 yaş İngilizler 1600 metre çimle start alıyor. Burada da 4 ata kadar yer vereceğim ilk şans vereceğim atım iki numara olacak Ercan ile aprant arkadaşımıza ilk defa start alıyor bu mesafede kazanmasını bekliyorum 1900'de 2200'de son kosun 2400'de güzel bir ikincilik elde ettik kısalan mesafede şanslı olacağını düşündüğüm iki ilk şans vereceğim atım olacak İkinci atım sin gerçekten harika koşullara sahip olan üst üste kazanma başarısı 1900 ve 1400'de kazanan Mert Gökalp Aslan'la bir kere koşup kazanma başarısı gösteren Sini de sonlarda etkili gelir fotoya uzunma çalışır diyoruz. İki, biri de kuponumda şans vereceğim ikinci şansı safkanım olarak. Üçüncü atım 3 üç numara olacak Mücahit Bayır'la o da şanslı olur diyorum. Bir kere start alıp kazanma başarısı gösteren bu mesafede Handikap 16'da güzel bir koşu sergilemişti. Yine Mücahit'le buluşacak olan e, üçü de kuponumda şans vereceğim. Şanslı olduğunu düşündüğüm üçüncü şanslı safkanım olacak. Ve de son olarak da altın ola atımız olacak. Kraliçe Elmas Gökhan Kocakay ile iki sefer koştu. Güzel koşuları var ama bir türlü birinciye ulaşamadı Gökhan'la. Yarın bunu başarabilir diyoruz. 6'yı da mutlaka kuponumuza şans verelim diyorum. Sıralama 2, 1, 3 ve 6 nolu hatlar yer vereceğim. Safkanlar 6'lık ayanımızın 4. ayında. Evet 7. koşu Esenboğa koşusu olacak. Kısa vadi 8, 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre çimle start alıyor. Evet burada banko olarak önereceğim o da Sherry Sherry Lady Salet'in Boyraz'da harika uyum içerisinde olan bu grubu da geçmesini bekliyorum sevgili dostlar. Sonraki koşusuna avlanmayalım. Bizi yanıltmasın. Gerçekten iyi uyumla Sherry Sherry Lady önlerde kuraca sert tempoyla fotoya uzanmaya yakın görüyorum. Kuponumda yarın bank olarak sizlere hemen örüyorum hem kuponu da bank olarak bırakacağım 7 numara Şeri Şeri Leyli sevgili dostlar Evet 8. koşumuz altılık ayağımızın daha son ayı oluyor şartlı 3-4 ve Araplar 1900 metre Çim'le start alıyor burada da kazanmasını beklediğim Ali Kaçmaz da 55 kiloyla start alıyor Asil Rüzgar yine e, ben e, Kuponumda yarın bank olarak deneyeceğim sevgili dostlar. 6. ayımızın son ayında Asil Rüzgar Ali Kaçmaz'da şanslı olur. Kazanmasını bekliyorum. Sizlere de banko olarak öneriyorum sevgili dostlar. Evet Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Güzel bir hafta sonu geçiminiz dileğiyle herkese bol şanslar diliyorum arkadaşlar sevgili dostlar.